Herkese merhaba. Şimdi de ÖSYM aday işlemlerinden YKS başvurumuzun nasıl yapılacağını uygulama olarak anlatmak istiyorum. Öncelikle Google'a ya da tarayıcınızın herhangi bir yerine ÖSYM yazdıktan sonra ÖSYM'nin aday işlemleri sisteminde şurada gördüğünüz gibi aday işlemleri sistemine giriş yapacağız. Burada TC kimlik numaramızı ve şifremizi yazdıktan sonra sisteme giriş yapıyoruz. Burada öncelikle arkadaşlar eğer bir HES kodunuz yoksa HES kodu bilgilerim kısmına giriyorsunuz ve devam eden sayfalarda HES kodunuzu almanız gerekecek. Orada size gerekli yönlendirmeler yapacak zaten. HES kodu bilgilerime tıkladıktan sonra sizi Hayat Eve Sar uygulamasına yönlendirecek ve oradan sınav süresini de kapsayacak şekilde burası çok önemli. Sınav zamanında kapsayacak uzunlukta bir HES kodu almanız gerekiyor arkadaşlar. Öncelikle bunu yapacaksınız. Daha sonra buradaki herhangi bir kimlik fot kimlik bilgilerinizde adres, iletişim bilgilerinizde bir değişiklik olmuşsa daha önceden buradaki bilgilerinizi de buradaki bilgilerinizde buradan güncelleyebilirsiniz. Eğer başvuru süresi içerisinde değişirse bilgileriniz yine aynı şekilde arkadaşlar. Buraya geliyorsunuz. Adres ve iletişim bilgilerinizi, eğitim bilgilerinizi buradan güncelledikten sonra tekrar başvuru sürecindekiler kısmına gelip YKS'ye gelip Başvurunuzu tekrar güncelleyebilirsiniz. Ama öncelikle buradaki profilim kısmındaki bilgilerinizi güncellemeniz önemli. Ayrıca şurada evrak referans numarası var. Bakınız, eğer ÖSM ile yazışmak zorunda kalırsanız, dilekçenize evrak referans numarası eklemeniz gerekiyor. Evrak referans numarası kısmına tıkladığınız zaman, bakın burada numara al yazar. Buradan numara alırsanız size bir numara verecek evrak referans numarası. Bu evrak referans numarasını dilekçelerinize yazacaksınız. Zaten genel amaçlı dilekçeyi de ben buraya koyarım. Nasıl bir şey olduğunu görürsünüz. Orada zaten evrak numarası kısmına da buradan aldığınız numarayı yazıp bu şekilde postalarsınız ÖSYM'ye. Buradaki diğer bütün seçenekleri daha sonra öğrenciler kullanacaklardır. Arkadaşlar şu an sizin sistemde kaydınız olduktan sonra şifreniz ve geçerli fotoğrafınız olduktan sonra burada her türlü işlemi yapabileceksiniz. Bundan sonra örnek veriyorum KPSS sınavı olabilir, ALES sınavı olabilir, diğer başka sınavlar olabilir, DG geçi sınavları olabilir. Hepsini yine aynı mantıkla yapacaksınız. Bu yüzden şifreniz çok önemli. Şifrenizi kaybetmeyin. Eğer şifrenizi kaybederseniz de tekrar şifre unuttum kısmı oluyor. Şifremi unuttum kısmından gizli soruya cevap vererek alabilirsiniz. Eğer gizli soruyu da unutursanız arkadaşlar bu sefer mecburen herhangi bir başvuru merkezine giderek oradan almak zorundasınız. Onun da bir ücreti var. 5 ya da 10 lira olması lazım. O yüzden eğer şifreyi unutmazsanız sisteme her türlü giriş yapar ve buradaki her türlü sizin girebileceğiniz sınavlara başvuru yapabilirsiniz. Şimdi bakalım başvuru sürecindekilerle hangisi sınavlar varmış. Şu an Milli Savunma Üniversitesi'nin yapacak olduğu sınav var. Bir de yüksek kurumları sınavı var. Siz istediğinize başvuru yapabilecek durumdaysanız istediğinize başvuru yapabilirsiniz. Şu an DKS'ye ben gösteriyorum örnek olması açısından tıklıyorum. Öncelikle arkadaşlar fotoğrafınızın bulunduğu bir sayfa gelecek. Bu kimlik bilgilerinizin bulunduğu kısım. Bunları kontrol edeceksiniz. Bu kimlik bilgileriniz doğruysa şuradaki sonraki adım seçeneğine işaretleyerek bir sonraki adıma geçeceksiniz ve daha sonra sizin adres ve iletişim bilgilerinizi içeren bir sayfa gelecek. Burada da yine güncel olup olmadığını kontrol edeceksiniz. Cep telefonunuzu kontrol edeceksiniz. E-mail adresinizi kontrol edeceksiniz. Adresinizi kontrol edeceksiniz. Eğer adresiniz değişmişse yine adres bilgilerini bakın şu sağ taraftan adres bilgilerini Mernis'ten getir kısmına tıkladığınız zaman otomatik olarak nüfus müdürlüğünden alınan bilgiler buraya işletilecek ve güncellenmiş olacak. Ve sonraki adım diyoruz. Bu sefer eğitim kısmı gelecek arkadaşlar önünüze. Burada diploma, mezuniyet bilgileriniz ve diploma notunuz, ne zaman mezun olduğunuz gibi bilgiler yer alacak. İşte burada alanınız, dalınız, alan kodu, dal kodu gibi bilgileriniz olacak. Bunları da burada baktınız kontrol ettikten sonra yine şuradaki başvuruda kullan kutucuğunu işaretleyip bir sonraki adıma geçeceksiniz arkadaşlar. Sınava ilişkin bilgiler kısmı önemli. Öncelikle öğrenim durum ve kodu var. Bunu daha önceki videolarımda da anlatmıştım. Arkadaşlar ilk iki kategori mezun durumda olmayan öğrenciler için. Eğer son sınıf öğrenciyseniz bunu işaretleyeceksiniz. Eğer son sınıfsınız ama birkaç tane dersiniz var sorumluluk sınavlarına girmeniz gerekiyor. Yani beklemeli durumdaysanız bunu işaretleyeceksiniz. Ve eğer sınava girip daha önceki yıllarda yerleşmediyseniz bunu işaretleyeceksiniz. Eğer yerleştiniz üniversiteye daha önce sistem tarafından tercih yaptınız ve herhangi bir üniversiteye yerleştirdiniz ama kayıt olmaya gitmediyseniz de bunu işaretleyeceksiniz. Ve daha sonra size uyan diğer seçenekleri de buradan okuyup işaretleyeceksiniz arkadaşlar hangisi size uygunsa. Burada mesela ben kendim için ben mezun olduğum için bir yüksek öğretim kurumundan herhangi bir üniversiteden mezun olduğum için ben bir yüksek öğretim kurumunu bitirdiğim seçeneğini işaretliyorum. Daha sonra sınav merkezi tercihi yapacağım. Burada arkadaşlar isterseniz buradan bulabilirsiniz. İsterseniz de şu arama kısmından yazabilirsiniz. Girmek istediğiniz merkeze. istediğiniz yerde bu arada girebilirsiniz. Sadece İstanbul hariç. İstanbul'da arkadaşlar eğer ikamet kağınınız yoksa ve okulunuz da İstanbul'da değilse, okulunuzun adresi de İstanbul'da değilse asla İstanbul'da giremezsiniz. Diğerleri için herhangi bir kısıtlama yok arkadaşlar. Ben Tekirdağ'da girmek istiyorum mesela hemen buradaki bana yakın iki tane merkezi seçiyorum. Arkadaşlar ikinci merkeziniz de aynı şekilde yakın bir yerden seçiyorsunuz. Sistem eğer dolmuşsa sizi ikinci tercihinize büyük ihtimal verecektir arkadaşlar. Bu şekilde yapıyoruz. Daha sonra diğer Lise okurken zorunlu din dersi aldıysanız aldığınız için işaretleyeceksiniz. Zaten bunu okulu arayarak da bilgi alabilirsiniz. Büyük ihtimal yani çoğu kişi zaten biliyordur. Özellikle mezun olmayanlar. Daha önce mezun olmuşlar da okuldan bilgi alabilir. Mezuniyet yılının söyleyerek bundan bilgi alabilirler. Bir sıkıntı olmaz. Burada önemli olan ahlak bilgisi dersi, din kültürü dersi alanlar. İlahi felsefe sorularını çözmeyecek. Çözerse de puan gelmez. Bilginiz olsun. Gençler yabancı dil buradaki seçeneği eğer yabancı dil testine girecekseniz seçin. Mesela İngilizce'den mi gireceksiniz, Fransızca mı gireceksiniz, Arapça mı gireceksiniz, Almanca mı gireceksiniz, Rusça mı? Bunu seçmek için bu var. Ben yabancı dil testine girmek istemediğim için burayı boş bırakıyorum. Ayrıca eğer bu sene sınava girmek istemiyorsanız ve TYT geçen sene girmişseniz ve 200'ün üzerinde aldıysanız ve bu puanınızı bu sene de kullanmak istiyorsanız bu seçeneği işaretliyorsunuz. Eğer bu sene sınava girmek istiyorsanız TYT ya da AYT hiç fark etmez. Arkadaşlar bunu boş bırakıyorsunuz. Kılavuz koşullarını okudum kabul ediyorum diyorsunuz. Ve sonraki adıma geçiyorsunuz. Burada şehit ve gazi yakınlık bilgileri var. Eğer profilim kısmından şehit ve gazilik bilgilerime ilişkin bir şeyiniz varsa, durumunuz varsa bunları öncelikle profil kısmından doldurmanız gerekiyor. Benim öyle bir şey olmadığı için geçiyorum. Oturum seçimi kısmında ise arkadaşlar. Ben zaten geçen sene TYT'ye girmediğim için ve biliyorsunuz yani herhangi bir yüksek yükseköğretim kurumuna yerleştirilmemiz için TYT'ye girmek zorunda olduğumuz için buradaki TYT benim bu şekilde seçili bir şekilde geliyor gördüğünüz gibi. Ben aynı zamanda diyorum ki AYT'ye de girmek istiyorum. Ama yabancı dil testini işaretleyemem. İşaretlesem bile sistem hata verecektir. Çünkü daha önce İngilizce kısmını seçmedim biliyorsunuz bir önceki sekmede. O yüzden ben şu an AYT ve TYT seçiyorum ve son iki adım diyorum. Burada arkadaşlar sağlık durumu ve engel bilgi durumu var. Burada da yine arkadaşlar eğer sağlıkla ilgili bir sıkıntınız varsa, engel durumunuz varsa zaten dediğim gibi sağlık durumu ve engel bilgilerim kısmını daha önce doldurmanız lazım, güncellemeniz lazım. Sonra zaten bilgileriniz otomatik olarak buraya gelecektir. Benim öyle bir durum olmadığı için bu bölümü de geçiyorum. Ve en son da ön ve onay diyor. Arkadaşlar başvuru, kontrol ve ön seçeneği var. Bakınız buraya tıkladığınız takdirde önünüze bu şekilde bir belge geliyor arkadaşlar. Bu belge sizin sona, son olarak kontrol etmeniz gereken belge. Bunu kontrol ediyorsunuz. Bakalım herhangi bir amaçlık yapılmış mı başvuru esnasında diye. Buradan eğitim bilgilerinize bakıyorsunuz. İşte cep telefon numaranızı, e-posta numaranızı, adresinizi, bütün kimlik bilgilerinizi kontrol ettikten sonra daha sonra onayla kutucuğu var. Onayla kutucuğunu işaretliyorsunuz arkadaşlar. Bu şekilde onayla dedikten sonra bakın Başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirilmiştir yazısı çıkacak önünüze. Benim şu an başvuru işlemi ÖSYM'ye bildirildi arkadaşlar. Ben şu an başvurumu tamamlamış oldum. Şurada bakın başvuru kayıt görüntüle mavi kutu şeyi var. Aynı zamanda şurada da var bakın başvuru kayıt görüntüle. Bu ikisine de tıklayarak başvuru kaydınızı o az önceki çıkmış olan kağıdı gösterebilirsiniz. Tıklıyorum. Bakın tıkladım ve benim önüme az önceki başvurmuş olduğum o bilgilerin yer aldığı kağıt geldi. Nerede gireceğim, işte hangi durumda olduğum, bütün hepsi burada yazıyor. Bütün sınav merkezi değişikliklerim falan hepsi burada yazıyor. Eğer siz ödeme bilgileri kısmına bakın gelirseniz buradan online olarak şuradaki mavi kutucuğa tıklayarak yine linke tıklayarak ödeme yapabilirsiniz. Şu an benim durumum gördüğünüz gibi ödenmedi yazıyor. Buradan yine tıkladığınız zaman buradaki kısma sizi bankaya yönlendirecek. Öncelikle burada şu an başvuru sürecinde iki tane sınav olduğu için Milli Savunma Üniversitesi'ni yatırmak istiyorsun diyor. YKS'yi mi? Siz YKS'yi seçeceksiniz. Ve buraya TC kimlik numaranızı yazarak işleminizi gerçekleştireceksiniz sevgili arkadaşlar. Burayı şimdilik ben kapatıyorum. Çünkü ben ödeme yapmayacağım. Şimdi başvuru bilgilerini güncelle diyor. Bakınız burada da bir sekme var. Eğer başvuru süreci içerisinde herhangi bir şekilde başvurularınızda bir değişiklik olduysa tekrar buraya tıklayıp başvuru aşamalarına tekrar geliyorsunuz. En baştan tekrar kontrol ederek neresi değişmişse örneğin oturum yerinizi değiştirmek istiyorsanız buradaki yeri değiştirebilirsiniz. İşte sağlıkla ilgili bir sıkıntınız olmuştur. Tekrar burayı doldurmak durumunda kalmış olabilirsiniz. Tekrar buraya gelip başvuru bilgilerinizi güncellemek zorundasınız arkadaşlar. Bu da bu sekmeden yapılıyor. Bilginiz olsun. Ve sınav merkezi değişikliği talebi var. Bakın burada da eğer e, sınav merkezi değişiklik talebi istiyorsanız da 23-25 Mart'ta oluyor. Başvuru süresi bittikten sonra eğer, eğer bir değişiklik olmuşsa girmek istediğiniz yerde bir durum belirdiyse ne bileyim İstanbul'da girmek istiyorsunuz daha önceden ama Ankara'ya gitmek zorundasınızdır mesela sınav zamanı. O zaman Ankara'yı almak için de sınav merkezi değişiklik talebini Tıklayacaksınız arkadaşlar. Şu an bakın ne diyor? Şu an sınav merkezi talebi süreci açık değildir. 23-25 Mart tarihlerinde burası açılacak arkadaşlar. 23-25 Mart tarihlerinde sınav merkezinin değişikliğinizi buradan yapabileceksiniz. Özetle arkadaşlar bu şekildeydi. Ve dediğim gibi gerekli yerleri işaretledikten sonra hiçbir problem olmaz. Evden yapan adaylar çekincesi olmasın. Korkmasın yani evden yapıyorsa böyle bir imkanı varsa evden yapabilir. Aday işlemleri sistemine girerek en son aşamaya kadar geldikten sonra başvurunuz ÖSYM iletilmiştir yazısını gördükten sonra korkacak hiçbir şey yok. Ben sınavda hepinize başarılar diliyorum. Aynı zamanda son olarak bir şey eklemek istiyorum. Yurt dışından başvuru yapacak adaylar varsa da beni izleyen arkadaşlar yurt dışından başvuru yapmadan önce yurt dışı telefonuyla ÖSYM çağrı merkezini aramalısınız. Öncelikle onlar sizin yurt dışından başvuru yapacağınıza dair bir kayıt oluşturuyorlar ÖSYM'ye. Daha sonra sizler eğer e-okul bilgileriniz tamamsa yani TC kimlik numaranız, kimlik kartınız varsa ve sistemde geçerli bir fotoğrafınız varsa bundan sonra artık sizler istediğiniz gibi Almanya'dan, İngiltere'den, Norveç'ten neredeyseniz artık Oradaki ülkelerden de yine aday işlemleri sistemine az önce benim gösterdiğim şekilde girip başvurunuzu takip ederek yapabilirsiniz. D adaylar gibi aynı Türkiye'de bunu adaylar gibi yapabilirler bu arkadaşlar. Ama öncelikle dediğim gibi ÖSYM'nin çağrı merkezini arayıp bir kayıt oluşturacaklar. Durumunu anlatacaklar. Yurt dışında olduğunu anlatacaklar. Ondan sonra aynı benim yaptığım gibi bu şekilde açıp kaydını oluşturabilirler. Hepinize başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.